Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte 2'nin 36. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz özel bir bölüm çünkü soru cevap bölümüm. Şu an önümde benim iğrenç yazımla, belki bölümün bir yer sonlarına doğru bu yazının fotoğrafını ekleyebilirim. Elimdeki kağıdın fotoğrafını. Sorularınızı okuyacağım. Arada birkaç tane de sıkça sor... O Facebook'ta açtığın başlık diyemeyeyim de Facebook'taki durumun altına sorduğunuz soruların dışında birkaç tane sıkça sorulan soruyu da yanıtlayacağım. O esnada bir de oyunla ilgileneceğim. Ben yokken 608 UU meter birikmiş. Bunun dışında baya bir Forza Sim harcadım. Ayrıca ufak bir değişiklik yaptım şurada. Slot 1'e ve Thorium Slot 2'ye Forza Sim ekleniyor. Atılıyor. Thorium'un çok daha yüksek bir oranı var. O yüzden öncelikli olarak Thorium'u kullanıyorum. Ardından da Forza Sim'u. Ayrıca şunları da düzenli olarak değiştiriyorum. Oy, düş çektim. Şunların yerini değiştirdim ve şuraya birkaç set daha Ascending Table koyacağım. Ayrıca bana ne ver? Ney? Sekiz tane Transformer Upgrade. Tamam. Bunun yanı sıra Fusion Reaktör için gerekli birkaç USP'yi buraya öğretiyordum. Onlarla uğraşıyordum bir yandan. Kapı maalesef istediğim gibi çalışmadı, o yüzden farklı bir sistem uygulayacağım. Zaten burayı kaldırdım. Direwolf'un eski sezonlarından birinde kullandığı bir sistemi birebir kullanmayı düşünüyorum. Ayrıca şuraya yeni bir arı ekledim. Beni neden koşmuyor? Heh, tamam. Ender... Saniye. Sen eski... Flower ihtiyacına geri mi döndün? Bu arada Ender bir Ant'te bulacağınız... Evet. Ve Dragon Egg'im yok. Neyse, hallederiz. Evet. Basit o esnada... Tamam. Mysterious Comp üretiyor. Bu onu Ender Pearl üretmek için kullanacağım. Hata unutmadan... Neyse, onunla sonra ilgilenirim. Evet. Şimdi önemli bir şeye geleceğiz. O da... Neydi? Transformer upgrade'lerimizi koymak. 5 tanesi hazır. İlk başta bir 4, ilk 4 setimi koyayım. Tungsten Steel Wrench'imle. Evet, ve bu dörtlüyü alalım. Şuraya bağlayalım. Evet. Ardından da şunları yerleştirelim. Eksik bir şeyimiz var. Onu kullanacağız. Ardından Transformer upgrade'lerimiz, diğerleri neden craft edilmiyor? Arada resetleniyor böyle. Uyuz oluyorum. Ayrıyeten ufak hazır Applied Energy Six'in dörtlüklerine gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Geçen gün TPS'e bakıyordum ve TARDIS'te 300 milisaniyelik bir lag olduğunu gördüm. Çözmenin yolu basitti. Şu kontrolleri söküp yeniden takmak. Hemen pat diye düzeldi. Evet, böyle basit bir
şekilde sorunu çözdük. Ama sorunun kaynağı neydi? En ufak bir fikrim bile yok. Gerçi şey, Atari Energy System bilinen bir bug'ı da. Öyle de bir durum söz konusu. Patlama yok. Güzel. Aa, Overclock Upgrade de lazım bana. Tamamdır. Şimdi bakalım. Restonlarımız iyi gidiyor. Şuyumuz iyi gidiyor. Buyumuz iyi gidiyor. Güzel. Ayrıca Chrome'larımız da bayağı bir fazlalaştı. En son başka neye ihtiyacımız var? Fusion Reactor için. En son ne yapıyordum? Bunu yapıyordum, evet. Olsun. Bu esnada. Import bus. Ve birazdan sorulara geçeceğim ben. Aa, ilk olarak bu arada sıkça sorulan bazı soruları cevaplayayım. Bazı kulak problemi yaşayan arkadaşlarımızın sorduğu bir soru: eş kız mı erkek mi? Gayet basit bir cevapla erkek. Hani gayet kulağa düzgün çalışan herhangi biri bunu anlayabilir. Bunun yanı sıra benzer bir soru Gülser'in kız olup olmadığı. Evet, gayet o da kulağa düzgün çalışan herhangi birinin de anlayabileceği üzere bir kız. Sıkça sorulan başka bir soru. Abi World Save gelecek mi? Şöyle bir durum söz konusu. Burada bir serverdayız ve şu anki dünyanın boyutu da bayağı fazla. Hani şey, en son baktığımızda 1,6 GB'tı. Dolayısıyla da bunda düzenli bir world save vermem imkansız zaten. Bir world save gelecek. Server resetlenmeden hemen önce. Dolayısıyla da öyle çok fazla world save beklemeyin buradan. Gelemez. Yani imkansız. Yani her hafta 1,6 GB sırf bazılarınız indirecek diye upload edemem. Onu beklemeyin. Evet, bunun yanı sıra bunu geçecek olursak eğer, sıkça sorulan sorulardan aklıma şimdilik bir şey gelmiyor. O yüzden normal kağıttaki sorulara geçeceğim. Abi nasılsın? Gayet iyiyim, sorduğunuz için sağ olun. Bu arada aslında bu da sıkça sorulan bir soruydu. Bunun yanı sıra ikinci soru: modları nereden öğrendin? Modları genelde hani wikilerden falan filan okuyarak ya da incelemelerini izleyerek rahatça öğrenebiliyoruz. Bunun yanı sıra başka bir öğrenme kaynağı da kurcalamak. Temellerini bilip ardından kurcalayarak, mesela GreyTech öyle öğrenilmesi gereken bir mod. Makinelerin ne işe yaptığını, yaradığını öğrenirsin. Ondan sonra modu kurcalayarak istediğin modu nasıl kullanacağını öğrenirsin. Mesela o yüzden Fiyatlı Köfte 1'de GreyTech üzerinde çok fazla hakimiyete sahip olmamama rağmen 2'de gördüğünüz gibi bayağı Fusion Reaktör'e kadar gittim. Hani yakında Fusion Reaktör'e kavuşuyoruz. Çok az kaldı. Bir iki bu yani şey. Birkaç bölüm bir daha hazırlık yapacağım. Hatta bir tane önce Core'lerimi falan da kuracağım. Tabii Core'lerimi daha sonra da kurabilirim. O da ayrı bir mevzu. Evet. Seni yerleştirdik. Tamam, en son bunu öğretmiştik. O zaman seni öğreteceğiz. Tamam, encode. Aa, bunun dışında grinder recipe'sini değiştirdim.
Grinder şunla da yapıldığı için ve bunun üretimi diğerinden çok çok daha kolay olduğu için buna geçtim. Neyse. Sıradaki. Abi Fiyatlı Köfte 2 bitince Fiyatlı Köfte 3'e başlayacak mısın? Hayır. Hani Fiyatlı Köfte 3'ü çekmeyi pek istemiyorum açıkçası. Yani onun yerine ne gelecek? Zaten Köfteistan'ı da muhtemelen yani diğer üyelerle de konuştuk. Bir Universal Electricity server'ına çevirebiliriz. Server restartından sonra. Tabii yeni FTP paketlerinde aşırı güzel bir şeyler gelmezse. Material injector, material extractor. Pump. Evet bu kadar. Fusion reaktör için gerekenler. Hatta evet. Ama tabii ki de sadece bunlarla da sınırlı değil fusion reaktör için gerekenler. O yüzden onları da öğreteceğiz. Neyse, geri dönelim. Diğerlerinin evlerini de gösterecek misin? Hemen şunu halledip göstereyim hatta. ASU. Tamam, Computer Cube'u öğretmiştik ve Lopatron Lopatronic Energy Orb. Encode. Bunun yanı sıra Interdimensional Energy Storage Unit'i de öğreteceğim. IDSU. Karıştırdım bayağı bir ortalığı. AESU'yu öğrettik. IDSU. Bu arada IDSU nedir diye soracak olursanız benim GregTech incelemimi izlediğiniz takdirde rahatlıkla görebileceksiniz. Tesseract'ın Applied Energy 6 versiyonu diyebiliriz. Ama aynı zamanda elde edebileceğiniz en büyük depolama birimi. İlginç bir arkadaş. Ve gördüğünüz gibi output'u 8192. Ve bunun dışında bize bir plazma jeneratör lazım. Süper kondensatörü öğrettik, tamam. Plasma generator. Tamam, tungsten steel plate'i öğretmişim. Güzel. Evet. Ve son olarak neye ihtiyacım var benim? Yoksa bir şeye ihtiyacım yok. Evet. Quantum Tank. Buna geçmeyi düşünüyorum. Quantum Tank için öncelikle Quantum Chest lazım. Ve onun için de Digital Chest lazım. Computer monitörü öğretmiştik. Encode. Encode. Ve encode. Sıradaki soru. Terraform ve Crafty Referee çekmeyi düşünüyor musun? Evet, çekmeyi düşünüyorum ancak bunun için öncelikle vizelerimin bitmesini bekliyorum. Yani vizeler nedir diye soracak olursanız bilmeyenler için üniversitede ara sınavlara verilen isim. Başka bir olayı yok. Bunun dışında başka sorulara geçelim. Küçük ama gelecek vaat eden kanallar hakkında neler düşünüyorsun? Salih için neler düşünüyorum? Salih ve ilk tanıştığımda küçük ama gelecek vaat eden bir kanaldı.
Şimdi küçük değil. Ama hala bayağı gelecek vadeden bir kanal. Dolayısıyla da hayvan gibi destek veriyorum. Ama bu illa vereceğim anlam, destek vereceğim anlamına gelmiyor. Greg ile nasıl tanıştın ve sevdin? Başlarda zor gelmedi mi? Greg ile nasıl tanıştın diyecek olursanız Fitbit Beta paketinde ki kendisi 1.4.2 içindi. Oysa da tanıştım. Hiç de zor gelmedi. Ya, ben normalde IC2'yu aşırı kolay bulduğumdan biraz ilginç şeyler istiyorum kafasında yaklaşmıştım ve direkt gördüğüm gibi tam aradığım mod bu dedim. Neden köfte, neden elma değil? İlginç soru. Arkadaşlarım bana köfte lakabını, elma yerine köfte lakabını taktığı için olabilir. Elma demişken. Modlu Minecraft oynamaya ne zaman başladın? Modlu Minecraft oynamaya ne zaman başladım? 1.8 sürümlerin, beta 1.8 sürümlerindeyken başladım. Yani ama düzgün sarması 1, 2, 3 ile birlikte oldu. GTA çekecek misin? Ben öncelikle eğer buradaki kastının GTA 5 olduğunu düşünüyorum. Ki onun için benim PlayStation'ım ya da Xbox'um mevcut değil. Kaldı ki ben zaten bir GTA fanı değilim. GTA Vice City'den sonra GTA oynamadım adam gibi. Ki Vice City'yi hala oynuyorum, o ayrı mevzu. Evet. Bunun dışında... sıradaki soru. 9, 10 ve 11. doktorlar hakkında ne düşünüyorsun? Ha, biraz genel bir soru oldu. Öncelikle zaten 9. doktor benim favori doktorumdur. Bunu çoğu izleyicim bilir. Christopher bayağı sağlam bir doktor rolü oynamış. Her ne kadar şu an kendisi o rolünden utanıyor gibi olsa da bu arada size Quarry dünyalarımdan birini göstereyim. Birden fazla Quarry kuracağım. Onu söyleyeyim baştan. Bu arada bu dünyanın adına gelecek olursak Anares. Kendisi sevdiğim bir kitaptan, Mülksüzler'den bir gezegen adı. Aslında tam olarak bir gezegen değil. Bir gezegenin ayı ancak insanlar yaşıyor orada. Tamamen çöl ve kurak bir yerden oluştuğu için buraya Anares adını koydum ve 333. Neyse. 10. doktora gelelim. David Tennant zaten en başarılı doktorlardan biri olarak anılıyor. Ki zaten bunu da hak ediyor. Doktor rolünü çok çok güzel oynadı ve kendini de o role inanılmaz kaptırarak oynadı. 11. doktor hakkında Matt Smith'in de aşırı başarılı bir doktor olduğundan yanayım. Pek çok bazı haterları mevcut. Haterlarını neden hater olduğunu tam anlayamıyorum. Gayet başarılı bir doktor. Her ne kadar bu dönem Stephen Moffat yani senaristlerden ara bölüm senaristi olarak mükemmel bir yazar olsa da ana bölümler konusunda aynı başarıyı gösteremediğini kanıtlamış olsa da Stephen Moffat. Kısacası Matt Smith döneminde şikayetçi olduğum tek şey senaryo. Moffat yazdığı ara bölümlerde yarattığı canlı türleriyle Weeping Angel'lar olsun, Silence olsun falan filan mükemmel işler çıkartıyor fakat ana hikaye konusunda oyuş. Oy. Buna enerji depoluyormuş. Neyse. Ana bölümler konusunda aynı başarıyı göremiyorum ondan. Tabi burada ekstra bir soru da oldu. Moffat hakkında ne düşünüyorsun? Russell T. Davis olsaydı o mükemmel bir yaz ana bölümü, ana hikaye yazarıydı. Hangi üniversite hangi bölüm? Bölüm mü söyleyeyim önce yeni medya. Kendisi internet medyası oluyor yani hoşuma giden bir bölüm. Ben medyayla da ilgiliyim ki zaten zamanında bir dergide yazarlık ve editörlük de yaptım. Bu
Bunun yanı sıra bilgisayarla da bir çocukluğundan beri ilgiliyim. Hani 10 yaşında Linux kullanmaya başlayıp 13 yaşında ilk 12 ya da 13 yaşında ilk kodunu yazmış bir insanım. 3 yaşında ilk bilgisayarı alınmış falan filan. Yani böyle bilgisayar geçmiş olan biriyim. Dolayısıyla da hem bilişim hem medya iki zevkim. Neden olmasın diye bu bölümü seçtim direkt. Yani isteyerek girdiğim bir bölüm. Hangi üniversite derseniz, hani üniversitemi söylemek istemiyorum. Kendimce sebeplerim var. Ama İstanbul'da bir özel üniversite ki zaten yeni medya bölümü maalesef devlet üniversitelerinde yok. Sadece özel üniversitelerde mevcut. Neyse ki Türkiye'deki özel üniversitelere tam burslu girebilecek bir sonuç çıkarttım. Evet. Doctor Who'yu nasıl tanıdın ve en sevdiğin doktorla ne yapmak isterdin? İkinci kısmı biraz tuhaf oldu. Doctor Who'yla ilk nasıl tanıştım? Biraz ilginç oldu. 2006 ya da 2007'ydi sanırsam. BBC'de Doctor Dances bölümüne denk geldim. Modern serinin ilk sezonunda yer alıyor ki çok sevdiğim de bir bölümdür. İzledim. Baya hoşuma gitmişti o ara. Ancak sonrasında çok fazla üstüne durmadım. Bundan bir iki ya da 3 yıl sonra, pardon iki, daha fazla, evet. 2010 gibi falan hatırlamıştım. Evet, 2010-2011 arası böyle bir şey izlediğim aklıma geldi. Sonra bunu biraz araştırıp Doctor Who olduğunu öğrendim. Sonra baştan sona o ana kadar bitirdim. Tabii o zamanlar da David Tennant dönemlerindeydi. Yok, Matt Smith yeni geliyordu. Hafızamı zorlamam gerekti biraz, evet. Peki en sevdiğin doktorla ne yapmak isterdin? Basitçe hani her Doctor Who hayranın isteyeceği bir şey onunla birlikte bir maceraya gitmek. Ki en sevdiğim doktor da Christopher'dır. 9. Köfte İstan'ı kurma fikri aklına nereden geldi? Aslında benim bayağı uzun zamandır arkadaşlarımla gireceğim bir server açma fikrim vardı ki bir yandan şurayla da uğraşayım. Evet, böyle bir fikrim vardı. Sonrasında nasıl bu fikri hayata geçirdin diye soracak olursanız, Nitrado sponsor oldu bana. Aslında reklam anlaşmamız oldu. Ardından da ben hazır elime böyle bir fırsat geçmişken bir server açayım dedim. Ama bu sefer arkadaşlarım değil de hani gerçi gene arkadaşlarım oldu çünkü artık YouTuber'ların çoğu arkadaşlarım arasından açayım dedim. Yani ilk olarak Feed the Beast serisinin olduğu server açıldı ki kendisi Köftesi'nin beta testiydi. Bu şekilde yani Köfte İstan başlamış oldu. Şimdi Mushroom Island Biomol, ardından da Small değil. Hayır, sen Small olma. Seni Small istemiyorum. Single Biom. Devam edeyim. Nerede kalmışım? Ha, evet. Böyle bir süreçte işte Köftistan açıldı. Ardından Salih ile nasıl tanıştın? Benim muhabbetim olan nadir izleyicilerimden Kalimera bana şöyle bir kanal var ilgini çeker mi diye bir gösterdi Salih'i. Baktım. İlgimi çekti. Ve Kalimera'ya dedim ki bu arada kendisinde onunla muhabbeti vardı o esnada. Beni bu adamla tanıştır. O da hemen tanıştırdı. Ve sonuç olarak
sevdiğim bir arkadaşım ortaya çıktı hani. Normal Stars, Normal Moon. Weather. No weather. Lighting, normal lighting. Clear modifiers, hatta iki tane clear modifiers ekleyelim. Ardından mesela end stunum yok mu? Lanet! O zaman şimdi bu biraz gecikecek çünkü benim gidip keşfe çıkmam gerekecek Anarest'te. Evet. Devam edelim. Fındığı sever misin? Bu biraz ilginç bir soru oldu. Öncelikle zaten ben bir Karadenizli olduğumdan, Trabzonluyum. Fındığı severim, evet. Fındığı cidden severim. Güzel bir şeydir fındık. Güzel ve lezzetli bir yiyecektir. Ah, kulaklığım düştü. Sürekli kullandığım modları söyler misin? Bunu yeni bir izleyicim sormuş. Evet, sürekli kullandığım modlar. Her hepsinin en başında Eptitan Hercesi 6 geliyor. Benim vazgeçilmez modlarımdan bir tanesidir kendisi. Çok çok sevdiğim bir mod aynı zamanda. Bunun yanı sıra... Sonra Great Tech, beni tanıyan çoğu kişinin de bir tahmin edeceği üzere. Enya'yı sayabiliriz. Not Enough Items. Ve Inventory Tweaks. Ayrıca başka ne var? Başka. Şu an aklıma gelmiyor. Hızlıca bir göz gezdirelim mod listesine. Forestry. Railcraft. Dışında Buildcraft aslında bayağı bir kullanıyorum. Dışında Factorization bayağı bir kullanırım. Mistcraft bayağı bir kullanırım yine. Ayrıca dışında öyle çok çok kullandığım mod yok. Bu saydığım modları özellikle çok kullanırım. Bunun dışında öyle dediğim gibi çok 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 kullandığım mod yok. Evet. Başka sorulara geçelim. O iş. Ben buradan çıkayım. Bir saniye. Gülser'in evinde birkaç sayfa vardı. Onlara bir bakayım. Mesela da bir macera temalı bir feed köfte gelebilir mi? Hayır. Zaten feed köfte bir teknik seri. Herhangi bir macera ögesinin gelmesi imkansız. Teknik bir seri de. Dolayısıyla yani ki zaten Minecraft üzerinde bir macera oyuncusu değilim kesinlikle. Çok kötü bir macera oyuncusuyumdur hatta. O yüzden benim macera yaparken isteyeceğinizi hiç ama hiç sanmıyorum. Sadece saniye başı ölüp duruyorum.
dolayısıyla da macera temalı bir fiyatlı köfte imkansız. Ki zaten fiyatlı köftenin yapısına aykırı. Nalet. Dışarıdaki chestlere bir bakalım. Yap. Evet. Diğer kanallarla nasıl tanıştın? Ha, bu esnada rahatça bir şeyler anlatabilirim. Diğer kanallarla nasıl tanıştım? Basitçe anlatacak olursak, burada benim bir portalım vardı. Doğru bir keşfe çıkmamıştım burada, tamam. Evet, ilk olarak sevgili dostum Dante ile nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Geleyim. Beraber katıldığımız bir cosplay etkinliğinde tanıştık onunla. O bir Jinbei cosplay'i yapmıştı, sanırım karakterin adını doğru okudum. One Piece'ten bir karakter ki One Piece izlemiyorum. Gram Shonen animeleri seven biri değilim. Dolayısıyla da izlemem gayet doğal bir şey. Neyse. Orada onunla tanıştık ve kısa sürede kaynaştık onunla. Ardından diğer YouTuber'lara gelecek olursak, Azelza ile tanıştım onunla. Azelza ile değil, önce Süper Dişi ile tanıştım. Ruby. Süper Dişi ile gene sıradan oyuncu, eski adıyla sıradan oyuncu, işte yeni adıyla Dantheory sayesinde tanıştık. Bir konuşma esnasında tanışmıştık. Öyle ilginç bir kaynaşma oldu. Bunun sıra başka kim ile tanıştım? Azelza ile tanıştım. Onunla tanışmam ilginç. O da ilginçti. Gelip benle kendisi tanıştı. Yani, muhterem izleyicilerden birileri falan. O da o esnada Modern Minecraft serisine yapıyordu. Muhterem izleyicilerinden bir tanesi benden bahsetmiş falan olabilir. Nasıl tanıştın? Beni nasıl bulduğunu hiç sormadım. Aklıma gelmişken bir sorayım. Tanıdığım diğer Salih hariç diğer tüm YouTuber'lar da ve Faked hariç. Onun sayesinde tanıştım. Salih ve Faked ile tanışmam değişik oldu. Salih'i anlattım zaten demin. Faked'de ikimizin videolarının altında da bayağı bir birbirlerinizi bahsediliyormuş. O da bir bana bakayım dedi. Oradan konuşmaya başladık. Sonra beraber köfte hissini açmaya falan başladık. Öyle ilginç şeyler oldu. Onu da bu şekilde tanıştık. Normal Sun, Flat, Normal Stars. Slow weather, huge trees, eternal weather, zero light. Olmayan bir şey yok. Bunun dışında diğer sorular.
Aklına bir video çekmek nerede? Fikri nereden geldi? Aslında aklıma video çekmek fikri, yani zamanda mod bilgime bayağı bir güveniyordum. Mesela buraya talan edilmiş. Rainbow. Bu sayfa yok bizde. Sen ben nerede kaldım onu tamamen unuttum, o yüzden baştan alacağım. Şimdi mod bilgime güveniyordum. Sonrasında Türkiye'de direwolf'luk yapacak biri olmadığı kanısındaydım. Zaten gerçi o sıralar Türkiye turları da pek bilmiyordum da sanırım o sıralar gene yoktu. Bu bahsettiğim baya eski 3 2 ya da 3 yıl öncesi. Yok, 2 yıl öncesi. Neyse. Ama o esnada da bilgisayarım aşırı kötü olduğu için bir şey yapamadım. Biraz bekledim. Sonrasında yeni bir bilgisayara kavuştum. Logan. Güzel bir bilgisayar. Memnunum. Yani öyle çok süper düper bir şey değil fakat işimi görüyor. Orta karar bir bilgisayar. Steam. Lan, oh. Neyse, işte bu yeni bilgisayarımı aldığımda da dostum Dante'den birkaç tavsiye ile bu işe başladım. Basitçe. Yanımda biraz yardımıyla vesaire vesaire. Bakalım başka bu arada Trivillager'ı var. Trivillager'ım nereye kayboldu? Sen normal kütüphaneciydin. Arı villager'ı. Herhangi bir prenses karşılığı. Heh, ağaç. Ebony var. Yolumuza devam edelim. Neden köfteyiz köfte ismini kullanıyorsun? Benim zaten halihazırda kullandığım ve sevdiğim bir lakabım olduğu için olabilir. Ve yeni chunk generate etmenin sıkıntıları kısa süreli lag. Setting. Eternal Rain. Nadir. Normal Stars. Orada hiçbir şey yok da. Ve yeni bir village daha. Öncekini kaydetmedim de önemli değil. Öncekinde zaten güzel bir şey yoktu pek. Satıyor. Güzel. Evet.
Villager... Dur. Miscraft Villager'ı var mı sende? Miscraft Villager'ı varsa... Benim işime yarıyor şu an. Evet var. Nadir. Şimdi bana Endstone lazım. Acil bir biçimde. Flat. Evet. En son neden köfte ismini kullanıyorsun sorusunu yanıtlamıştım. Şimdi sırada ne var? Dr. Wu'yu internetten mi takip ediyorsun yoksa CNBC'den mi? Ben en son televizyon izlediğimde hani bayağı bir öncesi bir zamandan bahsediyoruz. Hani televizyonu pek izleyen bir insan değilim. Dolayısıyla da anlayacağınız üzere internetten. Lanet. Neyse koşarak döneriz artık. Kitap. Surface Legs. Önemli değil. Evet. Devam edelim. Matt Smith mi yoksa David Tennant mı? Christopher. Bu ikisi arasından diyorsan... David Tennant'ı tercih ederim hani. De neden bu soru soruldu merak ediyorum. Bu kadar fazla obenen ya da hayran olacağını düşünüyor muydun? Hayır. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Hani... Şöyle diyeyim, 5000 abone falan filan bile benim için çok fazla bir orandı. Ki kısa sürede onun bayağı bir üstüne çıktım. Yani, tamamen beklemediğim bir şeydi. Memnun muyum? Memnunum. O ayrı mevzu. Ve World Server'ın auto-saving'i. Her zamanki olduğu gibi. Oyş. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Tabii bizim server'ın bir gecedeki restart'ı var. Tabii... Hani gece 1'de... Yani her gece 1'de restart ediliyor. Restart oluyor. Bunu ben ayarladım. Oyş. Geber. Tamamdır. Güzel. Güzel. Aslında sonuncusu çok da güzel değildi ama iş görür. Evet. Nerede kapıştık? He, onu yanıtladım, tamam. Kanalı açarkenki amacın neydi? Değişti mi? İkinci sorunun cevabı evet, değişti. Onu şimdiden söyleyeyim bir. Kanalı açarken ki amacım önceden de yanıtladığım gibi yani, biraz yani cidden Türk direwolf olmak gibi bir şeydi. Değişti mi? Evet. Yani, şu an kanalımı sadece Minecraft kanalı olmaktan kurtarmaya çalışıyorum. Yani, o yüzden şu an kanalımı modlu oyun kanalı şeklinde bir hale getirmek istiyorum. Oyuş, direkt desert biome. Direkt beklediğim bir biome'du. Ha,
Ayrıca öyle işte. Yani kısacası kanalımın konseptini değiştirmek istiyorum basitçe. Ve sen güzel bir şeysin. Starfishers. Şöyle dur. Bakalım. Son soru biraz saçma olmuş. Modları bilgisayarı nasıl kaldırıyor? Bilgisayarın özellikleri ne? Bilgisayarın özellikleri kanalın hakkında kısmında yazıyor. Bilgisayarı nasıl kaldırıyor? Aslında ortalama herhangi bir bilgisayar kaldırır. Cidden. Ortalama civarlarda herhangi bir bilgisayar çok rahat kaldırır. Yani öyle çok fazla kasan bir şey. Evet, çok fazla kasan bir şey. O ayrı mevzu da. Çok 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 fazla kasan bir şey değil neticede. Tam biliyorum çok çelişkili bir cümle oldu ama anladınız siz onu. Uy elmas. Bu arada şu zırh parçalarını falan da topluyorum çünkü onları daha sonradan çevirebiliyoruz. O yüzden topluyorum. Ve kütüphane. Sun. Single biome. North. Dark Lights, Crystal Formation, Tiny Biomes, Jungle Hills. Aradığım kitabı bulamıyorum bir türlü. Sayfayı. O da nedir diye soracak olursanız Endstone. Gerekli bir şey. Evet. Öyle da biraz daha dolaşayım. Aklıma başka soru geliyor mu? Çünkü kağıda not aldıklarım bu kadar. Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Düşünüyorum öyleyse köfteyim. Başka bir kütüphane daha. Güzel. Surface Lakes. Rainbow. Zero Length. Bakalım aklıma başka soru gelecek mi? Sıkça sorduğunuz. Gereksiz olan birkaç bir şey kaldıralım. Güzel. İlginçmiş. Lootlama yöntemi oldu bu seferki. Bu seferki bayağı fantastik oldu cidden. Son soruyu böyle saçma bir şeyle bırakmak istemezdim ama düşünüyorum aklıma başka soru gelmiyor şu an. Evet sanırım burada bitireceğim. Gerçi bir iki duyuru daha yapabilirim. Yakında
ufak bir server update gelecek. Server'ı anlayış 1.16'ya yükselteceğiz. Bunun yanı sıra bir de... Neydi senin adın? Oy, kütüphane. Applied Energistics RV14'ü de kuracağız. Beta bir sürüm olmasına rağmen her seferinde ilk seferde bulmak ilginç oluyor. Keyif gelin. Nasıl yok? Evet. Frozen comp satıyor. İşte RV14 sürümüyle bayağı ilginç şeyler gelecek. Bu sayede hem evimdeki evimin oradaki kablo yığınından da kurtulmayı planlıyorum. Ha, aklıma sıkça sorulan bir soru geldi. Abi şu hepsini birden almayı nasıl yapıyorsun? Inventory tweaks. Ctrl ve Shift'i aynı anda basılı tutup bir item'a tıklarsanız eğer o item'ın tamamını yani onunla aynı tip olan tüm item'ları yollar. Shift'e basılı tutarsanız sadece o siteyi atar. Bunun dışında shift boşluğa basarsanız şu alandaki tüm itemları baktığınız inventory'e atar. Kısaca bu. Tabii Applied Energistics'te işler biraz değişiyor. O mesela item'ları atmak için biraz daha değişik bir yöntem kullanıyorsunuz. Yani topluca atmak için. Shift'i basılı tutup iki kere tıklamak gibi. Ya da Shift'i basılı tutup sağ tıkladığınız takdirde tek item almak gibi falan filan. Apple Challenge'si ise kurallar biraz değişik. Ve lütfen. 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 Lanet. Yok. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerinin günler. İyi eğlenceler.